Merhaba gençler, nasılsınız? İyi misiniz? Bugün çok eski bir oyun oynayacağız aslında. Çok eski demeyelim de, çıkış tarihini bilmiyorum. Bu oyunla ilk tanışma benim, şöyle söyleyeyim, 2010 yılıydı sanırım. Posta gazetesi bu oyunu dağıtmıştı. Hani gazetesinin yanında ek olarak CD, orijinal CD'sini vermişti. Benim de dikkatimi çekti. Hani kapağında vardı böyle ücretsiz oyun diyerek de. Şöyle bir CD'si vardı. Fotoğraf olarak da o şekildeydi. Ortada büyücü, sağ tarafta bu assassin mi, okçu mu artık ne şekilde şey yapsam bilemedim. Okçu diyelim. Bir de şövalye vardı sol tarafında büyücünün. Tam ortadan böyle yeşil bir renk, siyaha doğru giden bir renk böyle. Hayal edin, aynı o şekildeydi. Ben de dikkatimi çekti. Aldım, eve geldim. Bunu kurdum oyunu. Baktım ki çok güzel bir oyun. Hani gerçekten güzel bir oyun. Ben de oynadım. Sonra geçenlerde aklıma geldi. Tabii CD'sini kaybettim. Steam'den satın aldım. Geçenlerde dediğim de bayağı oluyor yani. İndirimde çok küçük bir fiyata düşüyor. Hatta 3 paketini de aldım. Hani birinci, ikinci ve üçüncü oyununu birden. Bunu da oynamak istedim. Aynı zamanda YouTube'a da atayım dedim. Çok eğlenceli bir oyundur. Çoğunuzun gördüğünü zannetmiyorum. Neyse çok boş yapmayayım. Bir an önce başlayalım. Tek oyunculuğu. Daha önce oyunu bitirdiğim için burayı şey yapmam gerekiyordu. Once upon a time, in a land far, far away, a kingdom was prospering. But peace could only last so long. The old king died. With no descendant to the throne, the kingdom fell into chaos. Lust for power blinded warriors and wizards alike. New kings emerged, only to fall the next day. But the madness of men would soon be overshadowed by a far greater evil. The magic that once gave life and good fortune had transformed into something sinister. One by one, grave by grave, the dead began to rise, feeding off the energy that grew stronger with each passing night. Fear spread throughout the kingdom, and it was soon abandoned. On the outskirts of the kingdom, near the Astral Academy, a thief carried out her cunning plan. She had learned of an ancient object of tremendous value. The Astral Academy, left to rot in the face of the terrible enemy, had no one to keep the treasure safe. Evet, oyunun hikaye kısmı bu şekilde. Ben gerçekten çok güzel buluyorum. Anlatımı olsun, seslendirmenin sesi olsun çok güzel. İleride de zaten göreceksiniz. Daha çok seslendirme yapacak. Everything was perfect. She had made her way to the castle and would soon lay her hands on the treasure she so desired. Bu küçük şeyler, yeşil şeyler deneyim sağlıyor bize. Deneyimlerle karakterlerimize level verebiliyoruz. Farklı levellerde farklı hani farklı levellerde demeyeyim de hani her levelde sanırım hatırladığım kadarıyla bir özellik öğretebiliyorduk. Mesela okçu hırsız. Aynen, az önce hırsız diye geçti. Hırsızın okları alevli oluyor, patlıyor vesaire. İşte şövalyenin atakları artıyor. Büyücü şey yapmaya başlıyor. Daha fazla kutu yapabiliyor. Düz bir zemin oluşturabiliyor. Üçgen oluşturabiliyor havada duran. Aynı zamanda birden fazla kişiyle oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Ama ben hani tek başıma olduğum için başka kişi olmayacak. Wow.
yemiyormuş. Hop. Yoksa alamayacaktık. Yani şu oyunun görseli gerçek. Made her way towards the shrine of ancient treasure. Strangely, the protective charms around the shrine allowed her to enter unharmed. İşte hırsızın hazinesi burada. Diyeceğimi unuttum. Başka bir şey dedim yani. Seslendirmen girince susmak istedim. Sonra diyeceğimi unuttum. Lay her hand on the treasure, she had a tingling sensation. The thief would soon discover that fate had taken hold of her. Unknown to the thief, a wizard was just waking up. The wizard had taken a look in the spyglass and seen the terrible undead army. He was keen not to die. By my trousers, I must escape. He had been studying the stars and trying hard to learn the elusive fireball spell that all wizards ought to know. Of course, that was a lie. For you see, the wizard had a certain reputation with the ladies. What he had really been up to was the creation of a fake fireball potion that would have impressed the ladies and improved his status. The potion had backfired, causing a fortnight of sleep. Buradan düşebiliyoruz mu acaba? Düştük vallahi lan. At that moment, when all hope was lost, something extraordinary happened. Öldük hakikaten. E, büyücü de dediğim gibi şu şekilde kutular yapabiliyorsunuz. Eşyaları hareket ettirebiliyorsunuz büyücüyle. İşte daha sonra üçgen yapma gelecek, böyle havada duran bir üçgen oluyor. İşte gördüğünüz gibi de büyücünün manası var. Kutu yaptıkça vesaire manası gidiyor veya cisimleri hareket ettirdikçe. Gidiyordu ama neyse, yalancı çıktık vallahi burada. Şunu alalım. İşte bu da büyücüye manak kazandırıyor. Ben... Üzerine durduğunuz cisimleri hareket ettiremiyoruz tabii ki. Şuna bak, oyun gerçekten çok güzel yapmışlar yani. Böyle de ufak tefek bulmacaları var oyunun. Hop hop. The wizard saw a glimmering light coming from the shrine. No one had been able to visit it for centuries because of the ancient magic protecting whatever lay inside. Bakın burada gördüğünüz gibi hırsız var. Şimdi büyücü gelecek. My darling, why the painful look on such a pretty face? What is this object you are holding onto? How did you get here? The wizard touched the thief's hand and then the object. His hand got stuck. What kind of trickery is this? For once, the wizard was more interested in magic than anything else. He was also afraid for his dear life. But there was someone nearby who welcomed a challenge. At
At the other end of the Astral Academy, a knight had been practicing his own skills to battle the undead and prove himself worthy of joining the king's army. Between me and you, he did not quite understand what undead meant, but this was his chance to be the bravest knight of all. The knight felt it was his duty to protect the Astral Academy during his time of despair. He was on the lookout for anything unusual. Büyücü de böyle, büyücü demişim, şövalye de böyle Allah ne verirse dalıyorsunuz gençler. Onu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Böyle harala gürele dalacağız bununla. Şövalye de buralarda lazım oluyor genelde. The knight saw a faint light coming from the age-old shrine. Could there be a thief? Was this the knight's day of honor? He had sworn an oath to himself to protect the shrine and the academy. Nothing could stand in his way. Evet, hırsız burada, büyücü burada ve şövalye geliyor. What's going on? The knight joined in, taking a firm grip of the object's third side in a way that only a mighty warrior can. Oh no. This doesn't bode well. What doesn't bode well? There was a flash of light. And the wizard, the thief, and the knight simply disappeared. Our new heroes were overwhelmed by the effect of the mysterious object. The wizard tried hard to remember everything he'd learned of the shrine and its artifact. His mind raced through ancient tales and legends. Finally, the wizard remembered. The treasure, the ancient object, was a device that could bind souls together. How it worked, he did not know. But he knew that it was connected to the legend of the Guardian, whose earthly remains had been buried in the catacombs deep underneath the Astral Academy. The tomb resided right below the shrine. The wizard could not explain it, but he was sure the object was called the Trine. The knight didn't care. A more pressing concern was on his mind. Evet, hikaye bu şekilde başlıyor. Şövalyenin, büyücünün ve hırsızın antik bir esere dokunmasıyla ruhlarının birleşmesi sonucu başlıyor. It's all her fault. We must take her into custody. She stole the king's treasure. Did you not understand a word I said? It is not treasure, it's an ancient object, the trine. I believe it has bound our souls. We are stuck together. But she... The thief remained silent. She was waiting for the right moment to escape, hopefully with the treasure and without the pair of fools. I think I know how we can use the device as we like. Bire bastığınızda büyücü, ikiye bastığınızda hırsız, üçe bastığınızda da şövalye geliyor. Aynen bu şekilde. Ya da V ve C'ye karak V ve C'ye basarak ileri geri yapabiliyorsunuz. Oyunu burada kaydedelim. Hani oyun çok güzel bir oyun. Bunun serisini yapmayı düşünüyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü oyununu. İlk bölüm bu şekilde olsun. Hikayenin başlangıcıyla beraber olsun. O zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.